Dur iki saniye. Geçeyim hastalık. Yok be hastalık. Şort giydim içime, ne alır ne almaz. Yani onu giymişsiniz de üstünüze giydiğinizin maşallah. İşte yani ama ne yapabilirim, ondan sonra Türk giyince bıdı bıdı ediyorsunuz, Türk modacı giyince ben de gittim. Güzel bir konser olacak inşallah, alnımızın akıyla çıkarız diye düşünüyorum. Çünkü çok yoğun bir yaz temposu yaşadım. Ondan sonra anca geldim, bir gün dün bir tek boşum vardı, biraz dinlendim, hiç kimseyle konuşmadım. Onu da Haktan'dan öğrendim, hiç konuşma yasağı koyuyorum kendime ama telefon elimde. Bayağı sizi eski Demet Akalın'a götürdüm. Yemin et ya, herkes öyle diyor, yüzüne eski bir şey Demet mi yaptırdın? Akalın. Hiçbir şey yapmadım, Çeşme'de yandım. Evet. Ve bir tek bir lokma sarı attım, daha da atıyordum da. Bira kızdı, anne ısırılabilir mi? Kapat diyor, boya da diyemiyor, kapat. Genel anlamda tepkiler nasıl? Beğenim evet çok ya, çok 10 yaş geriye gitmişsin, 20. Hayır zaten 27'yim ben, ne kadar o? Tabii ya, ondan yine şüphemiz yok. Peki Okan Bey'in tepkisi ne oldu saçına? O hiç benim varlığım yokluğuma saçılmış, sarı olmuş, mor olmuş. Tavla derdinde yani. Ama tamamen sponsor değil mi size? Bu yurt dışı de giydiğiniz markalar? Yok aşkım, nerede? Bir tane öyle bir kere oldu, öbür büyük dev marka. Sonra ortalık birbirine karıştı. Evet. Gücünüze gitmesin diyerekten. Gerçekten. Ya, çok alışveriş yaptığım için onlar öyle bir, bu yani Türkiye ayağı bana öyle bir sponsor oldular gerçekten klibe, sağ olsunlar. Ama sonra tabii burada diğer müşterileri de var. Onun için bayağı bir sıkıntı çıktı ama yani yurt dışında da burada da hatırı sayılır bir indirim alıyorum normal olarak. Yani dünya starları da bunu giyiyor. Ben hani bana diyorlar işte görgüsüz, çok krosu, yine marka giyimsiz. Bu markaları adamlar giyilmek için çıkartıyor. Yani nasıl bizim Türk markalarımız var, onların da kendilerine göre bunlar marka. Bir de euro oldu biliyorsun. Yani hani iki olsa da eskiden her rengini alıyorduk. Şimdi düşünüyorum artık bir tane alsam yeter diyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Tuba'nızla bir atıflaşma oldu. Ya atıflaşma o aslında, beni yanlış anladı. Ben aslında onu koruyan bir şey söyledim. Çünkü insanlar işte yazıyor, ben buna 4000 lira vermem. Sen de ünlü ol, sen de o zaman 4000 lira verme. Yani tabii ki güzel paralar kazanılıyor, güzel işlere gidiliyor. Tabii ki insan güzel ve tek olmayı amaçlıyor. Ben de bir giydiğimi 30 kere giyebiliyorum, yani 30 defa giyiyorum aynı şeyleri. Yani geçmiş sezon olsa bile. Ben de aslında onu koruyan bir şey söyledim yani, rahatlasın diye. Çünkü dedi ben buna 4000 lira veririm. Ha zaten 4000 lira dedi. Hani geçmiş zaman eski sezon zaten 4000 lira diyerek kadını rahatlatayım dedim ama Tuba rahatsız oldu herhalde. Hande yine Demet Akalın'a konser vereceğiz dedi. Evet ya. Evet. Yani biz inşallah, yani biz çünkü gerçekten çok hani farklı ve güzel bir şey yapmayı ümit ediyoruz. Çünkü hani sevenlerimiz çok üzüldü, çok yıprandık. İkimiz de çok yıprandık bu süreç içinde. Onun içinde hani hem böyle o kavgalarımızı tiye alacak. Sadece şu an taslak planlarını... Nereden çıktı bu fikir? Kimden çıktı daha doğrusu? Ya ikimizin de ortak bir yapmışken de böyle bir şey bize yakışır diye düşündük. Yoksa hani bize reklam da oydu buydu yapınca şimdi yine bunlar para göz falan diyecektiniz. Yine bugün abisi birinci bölümde sahneye çıkacak. Onun da bir şovu var. Evet, çok sevdiğim abisi ve ablası var evli. Onları sürekli takip ediyordu. Rica ettik, onlar da bizi kırmadılar, geldiler. Evet evet, 15 saat yol gelmiş. Uçak bileti bulamamışlar maşallah. Rezil olmuşlar ama ne yapalım, birayı da kırmadılar. Onlardan da Allah razı olsun. Tabii tabii. Bira da onları çok seviyor. Şu ana kadar beraber oynadılar. Sahne yazdılar. Ben çıkacağım mı birazdan sahneye? Çıkacağım mı babacık? Bir söyle aşkım ya, bir sesini duysunlar bak. Geçen söylemedin, herkes üzülmüş. Anne birazdan sahneye çıkacak. Sen de çıkacaksın mı? Ben Oğuzhan'ı da ilk kez sahnede izleyeceğim. İlk Harbiye mi yoktu? İlk kez böyle bir konseri mi? İlk kez Oğuzhan'ı sahnede izliyorum. Harbiye'de bayağı zaman oldu gelmeyeli. Öyle çok konsere gitmeyi seven biri değilim. Onun için çok keyifliyim, heyecanlıyım. Kahvede birlikteniz vardı ama ayrıldı. Haberler çıktı zaten, ayrıldığınız çıktı. Daha sonra işte Demet Özdemir'le anıldı. Bunlarla ilgili hiçbir şey söylemeyeceğim. Çok teşekkür Peki, ederim. Peki tekrardan takip aldığınız söylendi, konuşuyorsunuz. Yok, hayır. Onlar doğru değil. Bir sıkıntı yok ama başka arkadaş bir yorum yapmak istemiyorum. Arkadaş kaldınız herhalde, öyle mi? Öyle. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.
Üçleşiyor. Evet Demet Hanım. Merhaba. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkürler. Çok kısa hemen bir siz konuşalım. Birazdan Orhan Bey sahne olacak. İlk kat beşi neler söylemek istersiniz? Geçeyimdir. Valla merakla bekliyoruz. Çok büyük sürprizleri varmış inşallah. Çok eğleneceğiz. Efendim Kaan Yıldırım'ın ilk adı muhabbet oldu. Evet, açıkladım. Var mı hiç böyle bir şey? Açıkladım. Yayınlandı ya. Yalanladım. Peki uzayacaklar. Şu an böyle bir yerde bunları konuşmuyorum isterseniz. Yoksa ben her şeyi anlatıyorum zaten size. İsterseniz başka bir gün karşılaştığımızda konuşalım. Tamam, ben teşekkürler, saygılar. Böyle bir rastlantıdan sonra Ezgi Eyüboğlu kalksa yerinden ya da Demet Özdemir kalksa başka bir yere gitse o zaman gazetecilerin ve sosyal medyanın ilgisini çekecek. Ha, var bir şeyler ki bir rahatsızlık var denilecek ama son derece hani özellikle Ezgi Eyüboğlu içi böyle bir gitse gelse bile hiç yerinden kalkmıyor. Sakinliklerini koruyorlar. Evet. Durum yerinden, çok zor bir durum. Bir şey söyleyeceğim. Çok zor bir yerinden durum. Yerinden kalksa nereye gidecek peki? İşte ama Demet'i bütün gördü. Demet zaten en baştan beri aşk yok, arkadaşlık var. Aşk yok, arkadaşlık var diyor ama yine de insanın içine rahatsız böyle olur. Bir şüphe. Tabii. Şüphe düştü mü Allah yer bitirir konuştu. Size. Şimdi herkesin konuştuğu bir aşk iddiası ve konserde karşı karşıya geliyorsun. Şöyle bir gelmişlerdi yan karşı yana, karşıya. Yan kafanı yana. Çevirdiğin zaman görüyorsun çok zaten. Fena. Bir merhabalaşma oldu mu acaba aralarında? Bir Allah'ın selamını verdiler mi birbirlerine yoksa böyle biri o tarafa biri bu tarafa mı bakmaya devam bak, etti? Bak neredeyse ortadaki beyefendi yok gibi zaten açık havada böyle dip dibe oturuyorsun. Ya bir İçli aşk şarkısında bir şey söylesen, ihanet konulu şarkıda bir şey söylesen bile ya, şöyle yaparsın bana mı bakıyor? Mesaj mı anlaşılıyor? Aradaki mavili beyefendi kalkmasın diye dua etmişlerdir. Tuvalete gitme. Kalkan olmuş oldu. Kahve almaya gitme. Arası. Tuvalete aynen gitme. Aynen öyle. Ama yani bu kadar olur. Bu bir demet pişti. Gerçekten bir demet pişti bu olmuş. Bu kadar yaz boyunca 1,5 aydan beri konuşkan Yıldırım'la acaba işte Ezgi Eyüboğlu'nun boşanma sebebi nedir? Acaba boşanma sebebinin arkasında Demet Özdemir mi vardır diye konuş ve ikisi İstanbul'da bir konserde Oğuzhan Koç'un konserinde yan yana oturuversin. Şimdi şöyle bir çaktırmadan bir Gülşen bakıp yakından da bir bakayım şöyle güzel gözüküyor mu filan. Kadınız hepimiz böyle bir bakarız incelemeyi de severiz. Tabii. Çaktırmadan bir incelemişler midir birbirlerine? Mavili beyefendi hangisinin arkadaşı? Demet'in mi Ezgi'nin mi? Sanki Ezgi'nin arkadaşı. Ezgi'nin arkadaşı. Ezgi'nin arkadaşı. Belki Ezgi ile Demet yan yana oturacaktı da Ezgi dedi ki araya hayatım geçer. O da olabilir. O da olabilir. Dediğin gibi sen bu tarafa otur demiştir. Yoksa yan yana oturacaklar. Meğerse şöyle olmuş. Konserin bitiminde üçü birlikte bir kafeye gitmişler valla. Var öyle hikayelerde biliyorsun. Serenay Sarıkaya ile Hande Doğan Demir. Kerem Bürsin'le geçmişti, aşk yaşamıştı her ikisi de. Geçtiğimiz günlerde Emirgan'da bir mekanda ne güzel eğlenmişler sabaha kadar. Evet. Hande ve Serenay. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Arkadaşlarımız orada bakın şu an Demet Özdemir cevap veriyor. Kaan Yıldırım'la yakınlaşmasını soruyorlar ve Demet konuşurken onu Ezgi duyuyor. Duymaz mı? Duymaz çok mı? Çok fena bir şey. Çok zor gerçekten ikisi için de zor hani, bir durum. Gerçekten aralarında bir şey olmamış olsa bile eski arkadaş olsalar da ne olursa olsun sosyal medya, biz magazinciler durumu o kadar çok kaynattık ve konuştuk Müge, ki bu bile rahatsız eder. Bu protokol yerlerini ayarlayanların aslında böyle hani eminim magazine de hakim isimlerdir ama hani buna da biraz dikkat etmeleri gerekebilirdi belki. Biz Ezgi şöyle bir sol uca oturtalım. Demet de sağ tarafta olsun filan diye belki biraz daha dikkat edebilirlerdi evet, ama o yoğunluk içinde buna mı dikkat evet, edecekler? Evet, bazen de bazı isimlerden uzaklar. Evet, organizatörler. Evet, doğru söylüyorsun. Hani çok hiç hakim tanıyorlar. Değil. Hani atıyorum Sert Apereni, Tarkan'la işte hayır, kavgası varsa yan yana onları da tanıyordur da konuyu bilmiyordur. Konuyu bilmiyor. Onu demek istiyorum. O mevzuyu bilmiyordur. Evet. Hangisiyle devam ediyorsun? Aleyna'yla mı devam ediyorsun? Aleyna'ya devam. Merhaba. İyiyim. Sağ olun. Evet. Çok heyecanlı. İlk oyunculuk deneyimi falan. Ben kendi
filmimi yönetmeni olarak çekmek, senaristi ve yönetmeni olarak bulmak istiyorum kendi filmimde. Ama kendi senaryolarımı o kadar çok seviyorum ki yani orada kendime de bir rol verebilirim, belli olmaz. Senaryoda peki kendi hayatınızdan mı esinlendiniz yoksa? Tabii ki de kendi böyle duygusal dünyamdan çok fazla esinlendim, anılarımdan. Eğitimler almayı düşünüyor musun bu konuda, yönetmenlikle alakalı veya başka konuda? Vallahi ben hani ben zaten kameraların karşısında doğduğum gibi bir şey oldu bir noktada. Yani klip çekerek falan büyüyorum neredeyse. Ve çok fazla görüntü yönetmeni arkadaşım, yönetmen arkadaşım var. Onlardan öğrenebildiğim kadarını öğreniyorum. Amerika'da da buna devam ettireceğim. Zaten ödüllü yönetmenim biliyorsunuz. Ödül almıştım bir keresinde. Sen çok genç yaşta starlığa adım attın. Zorluklarını da çektin. Bir kardeşin aynı durumu yaşamaması yaşamayacak. Ona önerilerin var mı? Bu arada kardeşim değil, bundan sonra benden sonra çıkan hiçbir çocuk star sorun yaşamayacak. Neden? Çünkü hani ilk çocuk star bendim, yani oyuncular vardı okey ama hani böyle pop star falan, hani ilk bendim Türkiye'de. Tüm sıkıntıları ben çektim. Şimdi gençler rahat olsun, hepsi rahat erecek çünkü hepsini aştım ben. Psikolojiyi de önlerinde güzel bir örnek var. Kendilerini nasıl toparlamaları gerekti, kendilerine nasıl bakması gerektikleri ve nasıl hep özünde nasılsa öyle kalması gerektiğini iyi bir örnek olduğumu düşünüyorum bu konuda, bunu anlatacak. Arbi'de çıktı, bir konseri verdi, mekanı sahibi geri geldi diye kendini mekanı sahibi ilan etti. Siz neler söylediniz? Ya ben açıkçası henüz Harbiye konseri vermedim çünkü benim Hadise abla gibi ya da başkaları gibi albümüm hiç yok. 3-4 tane şarkım var daha. Şu anda Harbiye'ye çıksam tıka basa dolar ama ben albüm olmadan istemiyorum. Ay iklimsin ne çare, ben sana vurgun bir çare, sorardım soldum artık. Yakında alacaksın sahne Harbiye'de. Evet. Sizde heyecan farklıdır. 25-26 Ekim Harbiye'deyiz. Buradayız. Tabii yani heyecan tartışılamaz bir gerçek. Bakalım neler olacak. Çalışmaya başladık. Ben Zeynep'in sahnesinde sahneye atlayacağım yalnız, onu herkesi söyleyeyim mi? Herkes atlayacak. Güzel anlamlı sahne yaptınız bildiğimiz kadarıyla. Nasıl evet. Geçtiniz? Çok güzel geçti. Herkese çok çok teşekkür ederiz. Harika bir gece oldu. Herkesin ayağına sağlık, herkesin desteğine sağlık. Bu bir başlangıç tabii. Daha çok çok güzel şeyler yapacağız. İnşallah bunları yapacak duruma gelmeyiz bir daha. Tabii gönül bunu ister ama her konuda biz desteğimizi, yardımımızı, onlarla olduğumuzu hiçbir zaman eksik etmeyeceğiz ve hep güzel şeyler yapmaya çalışacağız inşallah. Süper efendim. Peki sahneye yerden çıkanlar, havadan gelenler, uçanlar, kaçanlar, her türlü sanatçı çıktı sahneye. Sizin evet. Böyle bir hazırlığınız var mı? Harbiye'den mi bahsediyorum? Evet, evet. Harbiye için tam olarak bir plan programa girmedik ama tabii ki de konuklar dünyası olacak. Tabii. O meşhur koltuğumuz olacak. O meşhur koltuk olacak tabii. O koltuksuz biliyorsunuz. Ağrım çok geç olmadan orası küsür küsürü aldım. İlk Harbiye konseri olsan değil mi? Evet, bence daha çok olacaktır. Bayağı güzel bir kalabalık var dışarıda da. Heyecanlılar, Oğuzhan'ın sevenleri, müzik severler. Biz de bir Oğuzhan Koç fanı olarak burada şarkılarını bağıra bağıra söylemeye geldik. Hem siz de alacaksınız Harbiye'nin sahne bu yaz var mı? Bu yaz yok. Bir dahaki sene yazdım. İnşallah bir dahaki sene. Oğuzhan Bey'le bir düet gelemedi çünkü. Bugün sahneye çıkılır mısınız, olur mu? Kısmet artık. Aslanım sizden geldim. Çıktığı nasıl tepkiler aldınız, nasıl gidiyor? Single çalışmanız oldu, nasıl bir tepkiler? Gayet güzel. Aslanım'ın elinde bir tek taş sosyal medyada çok... Hiç öyle bir şey yok arkadaşlar, hiç yansıma değiliz. Yansıma bile diyelim. Fotoğraf da sizin. Yani öyle olmuş. O zaman tek taş ne zaman gelecek? Aa ben sormuyorum, size ne oluyor? Hadi iyi akşamlar. Çok teşekkürler. Efendim beklenen gün geldi. Oğuzhan Bey'in sahnesi alacak. İnanılmaz heyecanlıyız ya valla. Çok güzel işte ya. Yani dostluğumuz, arkadaşlığımız bir hayal daha gerçekleşiyor. İnşallah bir... aşk acısı çekmez. Aşk acısı çekmez. Yavrumuz Cengiz Kurtoğlu, Hakan Altın, Oğuzhan Koç dinleyerek büyüyor. Harbiye'de bu konserlere geldik. İnşallah çok acılı, çok efkarlı bir çocuk gelmez. Oğuzhan Bey bugün Harbiye'de. Evet. Harbiye'de sahne alacak. Evet. Ve izleyeceğim. Çok ayıp mesela. Yani bence benim de sahneye çıkmam lazım. Eğer beni sahneye davet etmezse ben çok çirkin bir şekilde sahneye çıkarım. Teşekkür ederiz. O sizin şıklarınız. Siyah tişört. Aa.
Kaç kere yaptınız yönetmenin değişiklik? Bugün 2 ya da 3 becerebilirsem. Değiştirmeyi becerebilirsem. Unutmazsam 3. Unutursam 2. Sürprizlerden biri herhalde Murat Dalkılıç olacak. Tabii ki de. Artık o yani sürpriz demek hem doğru hem de aslında Murat'la biz birlikte söylediğimiz şarkılar da var. Ona verdiğim şarkılar da var. Yani can kardeşim. Ben ona hep destek olurum. O bana olur. Murat Dalkılıç siz olmaz. Üç adam siz olmaz. Fettah Can abimiz burada. Fettah Cansız olmaz. Bir de milli takımsız olmaz. Onlar yolda. Aslında biraz da onları bekliyoruz. Aynen. Son 15-20 dakikaları milli takım bütün kadro. Şenol Güneş hocamızla birlikte geliyorlar. Yani biraz da onun heyecanı var aslında. Yani senin performansın gibi bir performans yapmayı düşünüyorsun. Dan show olarak mı? Evet, Rain Man'in şarkısında bir duvar getireceğim. Yapmayacağım tabii ki öyle bir şey. O hadiseye çok yakışıyor. Hadiseyi biz çok seviyoruz o şekilde. Ben daha stabil bir adamım. Hani seyircinin benden beklentisi neyse onu karşılayacağımdan emin olabilirler yani. Dans eden mutlaka olacak sahnede. Ama ben olmayacağım o. Ben o. Düşünsene beni birden taklalar atıyorum sahnede falan. Olmaz. Ayaklarınıza sağlık. Şunu da söyleyeyim. Güzel bir anlayacağım. Murat Bey hani derçeliğini noktaya yapıyor. Yani onun noktaya sessizleri bir şey yapar mısınız? Gereken yapılacak.